Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Mükafatı hesapsız olan ibadet nedir? Mükafatı hesapsız olduğu bildirilen bir ibadet sabırdır. Yani sabretmektir. Bununla ilgili ayeti kerimenin mali şöyledir. De ki, yani Allah şöyle buyuruyor de. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Züber suresi 10. ayet. Şimdi bu ayete göre mükafatı hesapsız, sınırlık verilecek ibadet sabırdır. Sabrın mükafatının sınırsız olması ise farklı şekillerde yorumlanmıştır. Müfessir Razi bu ayetin tefsirinde Üç şekilde bunu açıklar. Bir, sabredenlere bu mükafatın devamlı olması. O halde ayetteki hesapsız ifadesi sınırsız, sonsuz demektir. Çünkü hesap kitap altına girebilen her şey sonludur. Sınırsız olanlar hesapsız olmuş oluyor. İkincisi, mükafatın mükemmel ve menfaat olması. Mükemmel bir menfaat olması. İtaat edenin aklı onun hükmünü kavrayamaz. Çünkü Peygamber buyurmuş ki cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçmediği şeyler verilecek. Demek ki cennettekiler görüp müşahede ettikleri her türlü mükafatı tasavvur ettiklerinden ve beklediklerinden daha ileri derecede bulacaklardır. İnsanın beklemediği şey hakkında bu onun hesabında yoktu ifadesi kullanılır. O halde ayetteki hesapsız, sınırsız ifadesi işte bu manaya kullanılmıştır. Üçüncüsü, bela ve musibetlere düçar olmuş kimseler Allah mükafatlarını tartılarla, ölçülerle takdir etmeyecek. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir rivayete göre şöyle buyurmuş. Allah Teala kıyamet günü teraziler kor, namaz kılanlar getirilir, ücretleri tartılarla kendilerine tas tamam verilir. Zekat verenler getirir bunların da ücretleri tartılarak kendilerine tas tamam verilir. Sonra belalara, musibetleri uğramış olanlar getirilir. Bunlar için ne bir terazi kurulur ne de defterler açılır. Bunların ücretleri kendilerine sağanak yağmur şeklinde bol bol verilir. Cenab-ı Allah da bu az önce okuduğumuz ayette sabredenleri, ecirleri hesapsız ödenecektir buyurmuş. Hatta dünyada sehatli yaşayanlar belaya uğrayanların mazhar oldukları lütufları görünce bedenlerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederlermiş. Özetle söylemek gerekirse, elbette her nimetin kendi makamında bir riyaseti, bir üstünlüğü var. Her ibadetin kendi makamında bir üstünlüğü, bir fazleti, bir kemali var. Ama sabr ibadetinin bu ayetin de ifade ettiği, bu ayette de ifade edildiği gibi sınırsız ve sonsuz ücretlere ve mükafatlara mahsur olma gibi bir özelliği var. Nitekim bütün ibadetlerde muvaffak olmanın başında da sabır geliyor. İki, bütün haramlardan sakınmadan muvaffak olmanın başında da sabır geliyor. Üç, Bela ve musibetlere katlanmanın başına da sabır geliyor. Dört, dünyevi ve uhrevi bir iş yaparken onun kurallarına uygun hareket yine sabır geliyor. Onun için sabrın olmadığı bir yer yoktur. Öyleyse Allah da bu sabrı her yerde mükemmel kullanan kullarına hesapsız, sınırsız nimetleri, ücretleri ve mükafatları verecek.